Ben modumdayım. Ben gayet modumdayım. Ben de modumdayım. Bakalım şarkılarla, türkülerle giriyoruz. Hepinize merhaba. Hadi git, dönme geri, kapansın ya. Hayır ya, girme öyle. Tamam. Neyse, bugün ne yapıyoruz? Biz geçtiğimiz hafta sonu Kosova ve Makedonya turu yaptık. Oradan birkaç atıştırmalık aldık sizin için. Türkiye, Makedonya, Kosova çok benzer atıştırmalıklar var. Benzer şeyler de var ama oradakilerin tadı nasıl? Biz ona bakalım istedik. Ben yine de yanımıza suyu aldım. Aslında iğrenç bir şey olacağını ben çok düşünmüyorum. Ama ben de zannetmiyorum. Biz sen seç, tamam. Bir tane ben. Tamam, en başta ben seçiyorum o zaman. Tamam. Tamam, en kötü başta seçim. Şundan başlamak istiyorum. O hangisi? Şöyle bir şey var. Bu ne? Tavuklu. Aa! Bu ne ya? Bu bayağı küçük. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kötü kokuyor bana göre. Sen beğenmezsin bunu, orta. Türkiye'den benzer bir tat arıyorum. Yok ama garip ya bu, 10 üzerinden. Bir yemeğin üzerine böyle isti, mangal tadı siner ya. Hafif mangal tadı var burada. İst tadı siner ya böyle. Ölçeyim. Evet lan, doğru. Ben severim mangal sonrası isti. Ben bunu almam. 10 üzerinden 5 veriyorum. Ben bunu yemem. Abi, ciddi ben misin? Yok. Hiç yemem değil, çok kötü değil ama 10 üzerinden 3 veririm. Hadi bakalım 8. 8 yani puan topladı. 2 mi? Koyalım, kenara mı atalım, aynen, oraya mı atalım? Şimdi sıra bende. Bulabildin mi? Bu. Karuzo. Kruvasanvari. Hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum ya. En azından görseldeki gibi olur diye düşünmüştüm ama. Ya baksana. İçinden şelale evet, atıyor ya. İçinden böyle krema değil mi? Ortadan kır bakayım kardeş bayı. İyi duruyor ya. Şöyle. Pah gidiyormuş. Güzel. Güzel. Ben çok beğendim. Hepsini bitirme be, daha var. Kruvasanın hamurunun daha kakaolu olduğunu düşünün. İçinde de pasta kreması gibi bir krema var. 10 üzerinden şöyle bir yani düşünüyorum. Yani tat olarak kruvasana benziyor bence. Benziyor, benzemiyor değil. 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 kadar iyi değil de bence 6. Ben de 10 üzerinden 6 veriyorum. Puanlarda ben biraz daha cömert davranıyorum galiba evet, sana sen göre. Çok... Sıra bende. İşte şu efsaneyi çok merak ediyorum. Bunu ben de çok merak ediyorum. Şöyle soğanlı, pardon, aynen soğanlı. Kurgusal şeyler ilkeyi çok takip ediyoruz biz. İlkinin videosunda da gördüm. Ama onunkinde bu yoktu. İlkinde. Farklı renkleri vardı. İlke, sende bu yoktu. Bunun ilkesi sen değilsin. Şaka. Sen ciddi olarak... Anmıyorum. Tek böyle uzun cips. Çok ince. Güzel. Tadından emin olamadığım için. İnceliğine bakın. Pringles'ın uzun hali. Bu çok iyi lan. Aşırı güzel. Yurt dışından bir arkadaşınız falan geliyorsa bunu getirtirin. Kesin getirtirin ya. Oy, keşke bize daha fazla alsaydık. Bu çok iyiymiş ya. 10 üzerinden 10 vermem ben buna da. Yani benim için 10 üzerinden 10 hangisidir? Sütlü Nuriye'dir. İzmit'e gelirseniz falan böyle. Ya bu arada İzmit'in meşhur hiçbir şeyi yok. Nasıl yok? Pişmaniyesi var. Yemek olarak mı? Evet, yemek olarak. Ya yemek olarak aslında şey var. Gerçekten yok. Yemek olarak İzmit'te, Karamürsel'de... Ve yemek kültürü de yok. Doğru. Ben burada, buna çok şaşırmıştım. Burada çok fazla boşnaklar olduğu için, genellikle Karamürsel çevresinde evet, vesaire. Böreği çok güzel. Börek çok fazla böreği var. Böreği yapıyorsunuz bari. Evet, onu yapıyorlar. Güzel. Ama yine bize ait değil. Ay, Bosna tamam. Hersek. Bir şey diyeceğim, ben bunu yerim. Bunu ayıralım bu köşeye. Çok iyi bu. 10 üzerinden... Ulan, bunu? 8 veriyorum ya. Bunu? 8. Bayağı iyi bu. Kaç veriyorsun yavrum? Buna ben de 8 veriyorum. 10 üzerinden 8'i kesinlikle hak ediyorum. 16 puanı. Ve bak. 16 puanı hak etti. Bravo. Efsane şu an birinci. Şimdiye kadarkilerden aynen birinci o. Birinci oldu. Devam ediyoruz. Nötrleyelim. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ve ben bunu yemek istiyorum. Hadi bakalım. Böyle mini mini şeyler var. Mini mini biriler. Şey diyor pizza. Sen de bak tadına, tadının neye benzediğini söyleyeceğim sana. Aa evet diyeceksin. Kubeti pizza. İsmi Kubeti pizza. Tat. Neye benzediğini söyleyeceğim sana. Ne biliyor musun? Bu. Hazır çorbaların içindeki. Onu diyeceğim. Hazır çorbaların içindeki. Domateslisini bildiniz ya, kınor domates. Onun kıtır içindeki kıtır kıtır kaya. Ağza gelen. Ağza gelen o şey. O. Net olarak o ya. Onu satıyorlar. Evet. Evet. Al bunu çorbanın içine at.
Biraz yumuşasın, al işte domates çorbası. Hah. Çok küçük bu arada. Ya bu şey, bizde vardı ya, onu bildiniz. Böyle ağzına 50 kuruşluk... Süt mısır. Ha, süt mısır gibi. O artık 50 kuruş değil. Hayalleriyle oynama insanları. Bir kere... Şimdi... Yemin ediyorum ona benziyor ve... Tadı da baharatlı bu arada. Aynı domates çorbası tadı da geliyor ya. Şunu bu arada. Şöyle koyayım. 10 üzerinden... Ya 5'i de geçer her türlü. Nerede o? Onu geçer. 6 veriyorum. 5. Yok, tam ortalama bence. 10 üzerinden 5. 11 puan aldı. Saygıdeğer kardeşimiz 3. sıraya yerleşti. Pardon. Ben tam sıralarını şu an kafamda tutamıyorum. Video hazırlarken zaten onun listesini aşağıya yapacağım. Bakalım. Bunu. Waffle. Bu Belçika'da çok fazla vardı bu arada bunlardan. Belçika'da çok fazla. Bayısalı Malatya. Ya ha, hani aste. Ve kayısılı. Ben her şeyin taklidini yapamazsın be. Kayısılısını yapamazsın be hiç abi. Hiç görmedim. Belçika'da da yedim ben bundan ama kayısılı görmediğim için. Alıverdim. Hadi bakalım. Fena. Umutluyum. Umarım az önce yediğim şeyin tadını bana unut. Dene. Bitirelim ya. Bir zaman bir dilim. Nasıl? Bunun kötü olabileceğini düşünmüyorum. Bunu bitirelim. Ben düşünmüyorum ama içinde parçacık böyle şey. Benim buna puanım ama neye benzediğini söyleyeyim en başta. Bir cacığa benzemiyor. Bir cacığa benzemiyor arkadaşlar. Ha, tamam. Devam edelim. 10 üzerinden neye kaç vermiştim? Çünkü kıyaslamak istiyorum da. 10 üzerinden 5 yine. Tamam. Sen? Buna mı? 10 üzerinden 6 ya.